Özellikle turistik bölgelerde günlük kiralık evler revaçta. Hatta internet üzerinde bu alanda büyük bir sektör oluştu. Ancak sayı ve ilgi arttıkça mağdurların sayısı da artmaya başladı. İşte bu nedenle harekete geçildi. Artık her isteyen evini günlük olarak kiralayamayacak. Günlük kiralıklarla güvensizliktir yani. İnsan oraya gidiyor ama nereye kaçacağını bilmiyor. Kime ait olduğu bilinmeyen konutlarda konaklama, gizli kamera, güvenlik ve hijyen sorunu, günlük kiralık evlerin taşıdığı risklerden bazıları. İşte bu yüzden denetimler sıklaştı. Günlük kiralık dairelerde de normal şartlarda aynı bir otelde konaklıyormuş gibi kalanların kimlik bilgileri anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekiyor. Ancak bunu uygulamayıp kaçak yollara başvuranlar da var. Bazıları emniyete entegre olup bilgilerine girip çıkan onların bilgilerini veriyor ama bazıları da kaçak. Günlük kiralık daireler daha ekonomik ancak barındırdığı tuzaklar azımsanmayacak kadar fazla. O yüzden kurumsal firmaların tercih edilmesi önem taşıyor. Şu an bir günlük kiralık dairedeyiz. Salonu, eşyaları, mutfağıyla tam bir ev görünümü veriyor ve otellere göre de fiyatı biraz daha düşük. Ancak güvenlik endişesi bu noktada ön planda. Vatandaşın konaklayacağı yerde işte kamera koyuyorlar, farklı bir şantaj şeklinde yapma gibi bir durumlar oluyor. Daha önce hiç günlük kiralıklarda kaldınız mı? Yok, kalmadım. Gizlilik bizim için önemli. Gizli kameralar oluyor. O yüzden oteller tercih ediyoruz. Tamam. Kaldık evet birkaç sefer. Yani bir ihtiyaçtan dolayı kalmıştık ama otel pansiyonu daha çok tercih ederiz. Daha güvenli. Günlük kiralık daire sahiplerine sertifika zorunluluğu da yolda. Konaklayanların bilgileri otellerde olduğu gibi anlık olarak emniyet birimleriyle paylaşılacak. Bilgi paylaşımını reddedenler evi kiralayamayacak. Günlük kiralık ev mi tercih edersiniz, otel mi? Güvenlik açısından otel veya apart daha tercih ederim. Çünkü daha güvenlikli oteller ve apartlar. Oteli tercih ederiz. Otel daha güvenli, yemekleri güzel. Günlük evlerde koruma yok, güvenlik yok, hiçbir şey yok. Böylece hem güvenlik sağlanacak hem elde edilen gelirin vergisinin ödeneceği sistem sayesinde kaçağın da önüne geçilecek. Burada güvenliği sağlamak adına ve eve gelip giden kişilerin kim olduğunu güvenlik anlamında ve devletin vergilendirme tarafında bu şekilde bir düzene sokma ile ilgili bir çalışma olacak.